Selamlar, ben NurGüL, Nurmutfagi kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugün kışlık zeytinimin sonucunu sizlere paylaşmak istiyorum. Hatırlarsanız tuzda sadece zeytin tatlandırmıştık. Hiçbir işlem yapmadan sadece zeytinlerimizi kırıp tuzladık ve o şekilde kavanozda beklettik. Bu videomda da sizlere kısaca nasıl yaptığımı anlatmak istiyorum. Sonrasında sonucu sizlerle paylaşacağım. İnanılmaz lezzetli oldu arkadaşlar. Artık favori tarifim bu oldu. Bundan sonra zeytin kuracağım da bu şekilde kuracağım. Sizlere de bu şekilde kurmanızı tavsiye ederim. Evet, nasıl yaptım? Zeytinleri yıkadıktan sonra üzerine çekiçle vuruyorum ve bu şekilde çatlatıyorum, kırıyorum. Parça parça bu işlemi yapıyorum. Zeytinler kararmasın diye. Daha sonrasında turşuluk, iri kaya tuzu ile zeytinleri bolca tuzluyorum. Bu şekilde bir kabıma dolduruyorum. Sonrasında bolca tuzladığım zeytinleri kavanozuma dolduruyorum. Bastırarak. Evet, yapımı oldukça kolay ve pratik. Uğraşmadan sadece tuzluyoruz ve kavanozun kapağını kapatıyoruz. Bu şekilde dilerseniz 6 ay 1 yıl boyunca iç kapağını açmadan saklayabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ağzına kadar doldu. Sonrasında çökme yapacaktır. Tuzlar eriyecektir ve kısa bir süre sonra 3-5 gün içerisinde suya dönüşecektir. İçerisinde zeytinler tuz su bırakacaktır. Ve bu tuzlu su da zeytinimizi koruyacaktır. Asla bozulma olmayacaktır. Evet. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Bolca tuz atıyorum. Daha sonrasında yiyeceğimizi de tuzundan arındıracağım. Evet, yaklaşık 1,5 ay sonra zeytinlerimi yemek için açtım arkadaşlar. Sulanma işlemi de dediğim gibi yaklaşık 5 ile 1 hafta arasında sulanıyor. Gördüğünüz gibi renginde asla değişiklik yok. Harika görünüyor. Benim zeytinlerim az olduğu için arkadaşlar tamamını tatlandırmak için süzeceğim. Eğer sizler çok kurduysanız yemelik olarak tatlandırabilirsiniz tuzundan arındırmak için. Şimdi ben tamamını yıkayacağım, bütün suyunu süzeceğim, bu suyunu sonrasında yemek için hazırlayacağım. Dediğim gibi eğer sizler çok kurduysanız sakın içindeki bu suyunu süzmeyin, çünkü bu suyu zeytinlerimizi koruyacaktır, uzun ömürlü yapıyor. Tarif uzun ömürlüdür arkadaşlar. Bu şekilde kurduktan sonra asla bozulma olmuyor ve renginde de bozulma olmuyor. Gördüğünüz gibi renkleri de tazecik yeşil yeşil kalıyor ve müthiş lezzetli oluyor arkadaşlar. Gerçekten çok pratik bir yöntem. Benim favori tarifim oldu. Bu zamana kadar kurduğum zeytinler arasında gerçekten en kolayı, en favori tarifim. Kışlık zeytinde kurmuştuk, o da çok kolaydı ama onu hemen yiyemiyoruz. Eğer yemek istesek de yiyemiyorum, çünkü bir yıl içerisinde tatlanıyor ama bu kısa bir sürede tatlandı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, renginin güzelliğine harika görünüyor. Birkaç sefer süzme işlemi yapıyorum. Damak tadıma göre tuzunu ayarlıyorum. Sizler de o şekilde ayarlayabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar, eğer sizler çok kurduysanız sakın suyunu süzüp atmayın. Bu tuzlu suyu zeytinimizi koruyacaktır. Hiçbir işlem yapmadan o şekilde saklayacaksınız. Yemelik olarak bir miktar alıp yiyeceğiniz tabağı bu şekilde suda yıkadıktan sonra lezzetlendirebilirsiniz. Ama benim gibi az kurduysanız tamamını süzüp yıkayıp bu işlemi uygulayabilirsiniz. Evet, şimdi zeytinimi lezzetlendireceğim. Bunun için bana bir tane limon lazım. Limonu yıkadım ve bu şekilde dilimlere ayırdım ve turşuluk, iri kaya tuzu arkadaşlar. Bolca yine tekrardan tuz kullanıyorum. Çünkü limonumu sulandırmasını sağlıyorum. Limon tuzu bu sefer kullanmayacağım. Çünkü
alışkanlık haline getirmiştim. Artık limon tuzunun zararlarından dolayı sizlerden gelen tavsiye üzerine de bu şekilde yaptım ve inanılmaz güzel oldu arkadaşlar. Sizlere de kesinlikle tavsiye ederim. Limonu bolca tuzlayın ve bu şekilde ovun ve sulandırın. Sonrasında zeytinimizin üzerine koyalım. Yaklaşık 1 yemek kaşığı da şeker ekliyorum. 2 yemek kaşığı elma sirkesi ve üzerine dolana kadar hazır içme suyu. Evet, bu şekilde zeytinlerimi toplandırdım. 1 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ekledim. Evet arkadaşlar. Hepsi bu. İnanılmaz lezzetli oldu arkadaşlar. Burada da külde zeytin yapmıştım. Külde zeytini de farklı bir şekilde yemek için lezzetlendirmiştim. Dilerseniz o şekilde de zeytini lezzetlendirip kahvaltıda da afiyetle tüketebilirsiniz. Evet. Bir gün boyunca bu şekilde bekledikten sonra ertesi günü kahvaltıda yemek için zeytini açtım. Ve renginin güzelliği, tadı, kıtırlığı arkadaşlar sizlere anlatamam. Şahane oldu. Kesinlikle bu yöntemle zeytinlerinizi kurmanızı tavsiye ederim. Sizler de ilk etapta küçük bir kavanoza deneyin. Sonrasında bence tamamını bu şekilde kuracağınıza eminim arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şahane oldu. Kesinlikle acı değil. Hafif bir acılık var. Eğer çok sizi rahatsız ederse suda bekletebilirsiniz. O acılık da gidecektir. Zaten içerisine şeker ve elma sirkesi de ekledik. Şeker bu acılığını alacaktır. Lezzetlendirecektir. Evet. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Diğer videolarımdan zeytin kurma tariflerimi izleyebilirsiniz. Külde zeytin yaptık. Kırma zeytin, çizme zeytin, kışlık zeytin. Birçok zeytin tarif videom kanalımda mevcuttur. Detaylı bir şekilde hepsinin tarifini sizlerle paylaştım. Evet. Gördüğünüz gibi bugün de zeytinimin sonucunu sizlerle paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Vereceğiniz desteklerden dolayı hepinize sonsuz teşekkürlerimi gönderiyorum. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.